Evet, yeni bir kod var. Yeni bir kodumuz Byron kostümüyle beraber fotoğrafla geldi. Şimdi doğal olarak bizler zaten bunları incelemeye devam edeceğimiz için şöyle bir bakalım arkadaşlar. Masaüstü sesim çok açık olabilir ama. Evet, şimdi burada bir tane telsizimiz vardı. Telsiz geri gitti. Telsiz gitti, tamam, telsizden yana sıkıntı yok da. Şimdi burada yeni görüntü... Aa bak bir dakika, bu yeni görüntü değil. Şimdi yeni görüntüleri inceleyeceğiz ama kodlarımız şuraya gelmiştir muhtemelen. Gelmediyse o fotoğraftan alırız. Buraya geldi mi abi kod? Hayır, kodumuz buraya gelmedi. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Time Coder'a giriyoruz. Burada bugün verilen Byron kostümüyle beraber verilen kodumuzu hemen sizlerle beraber giriyoruz. Bakalım neler olacak? Ne görüntüler gelecek? Evet, Byron kostümümüzde şuraya ne vermişler abi? 07 demişler. 07-11-95. Peki saatimiz neymiş? 11-11-28-02. Ne göstereceksin abi bize? Hadi bir şeyler göster bakalım. Neyi göstereceksin? Böyle, evet, görüntümüz geldi. Geldi. Ne diyor abi burada? Ne yapıyor? Dynamite. Burada. Bula. Böyle ne yaptı abi? Elması bıraktı. Bul delirdi. Yani buradan o zaman yavaş yavaş bu Star Park'taki sorumlulukların, yani bu olanların başı... Aa bir dakika, görüntü gitti. Dur. Dur abi bir dakika. Şurayı tekrar izleyeceğim. Ana ekrana tekrar. Burası önemli. Bak Dynamite orada elması bıraktı. Burada gitti. Bak şimdi birazdan buraya gelecek abi bul. Şu an gördüğünüz gibi aldı. Görüntünün sesini kısayım ben. Bak burada bul. Abi bir şey söyleyeceğim size. O elmas o zaman. Bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi buraya gelen görüntüler üzerinden, yani bu Star Park'taki olan bu tüm sıkıntıların sorumlusu Dynamite mi olmuş oluyor? Çünkü bir patlama vardı. Neredeydi o patlama? Şurada. Hemen açalım abicim onu. O zaman notlarımıza da bakacağız şimdi. Burada. Gelsin abi. Şurada. Zaten normal girdiğimiz kod burada yok mu? Yokmuş. Tamam. Şurada Dynamite'ın bir patlamasını görürüz. Bak bu sahne. Bak buradan gidiyor. Patlama oraya geliyor. Açıyorlar abi buradan. Ve buradan elmas madenini buluyorlar. Tamam. Ama buldukları elmas madeni galiba sıkıntılı. Yani onları kötü şekilde etkiliyor. Bak Dynamite etkilendi. Şimdi Dynamite kafayı yedi belli. Daha sonra buraya girdiğimiz yeni kodla beraber Bull'un da fikirleri değişti. Yani Bull'un karakteri değişti. Bir anda orada çalışandı. O da delirdi ama orada masada iki kişi oturuyordu abi. Bizim için önemli olan kişiler onlar. Buraya hemen o iki kişinin de yakın görüntüsünü almamız gerekiyor. Yakın görüntüsünü bir girelim. Tekrar kodumuzu yazalım buraya. Evet, kodumuzu girdik. Bu şapkalı kim? Bak şunun saç stili Buster'a benziyor. Bull orada aldı ve elmasın etkisi altına girdi. Burada neler oluyor abi? Burada çocuklar var. Çocuklar yolun ortasında kalmışlar ama değişik bir şekilde etrafa bakıyorlar. Bir dakika, bak bu görüntü ilginç. Şu an başka bir görüntü var mı diye bakıyorum ama şu an burada herhangi bir şey yok. Bir dakika, burada ne var abi? Burada herhangi bir şey yok. Tamam. Burada sıkıntı yok ama bunlar etrafa çok tedirgin bir şekilde bakıyorlar. Bak burada ne var abi? O görüntü çok önemli. O görüntüyü bir durdurmalıyız biz ya. Bu görüntüyü tam bir durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bak o görüntüyü yakalayıp durduracağız. Bir dakika. Şimdi burada bir dur. Burada tamam. Bak bunlar bakıyor. Şu saç stil olarak biraz Buster'a benzettim ama şurada Bull eline rastgele alıyor. Yani Dynamite yüzünden bak burada. Abi şu Belle sen mi bu? Abi gözlükleri Belle benziyor. Yanındaki de sen böyle gençlik hali gibi sanki. Acaba o Belle Sam'e dönüşmeden önceki hali mi bu? Bunlara bir bakar mısınız? Gözlüklerine. Şuradakiler Belle Sam olabilir mi? Lütfen yorum yazın arkadaşlar. Buradakiler kim? Abi gözlüklü Brock olabilir. Bu kim yanındaki acaba ya? Bu Brock'un yanındaki kim acaba? Bak. Burada biri daha var. Ama şu muhtemelen Belle olabilir diye düşünüyorum ben. Belle Sam ama buradakiler kim? Tamam. Devam et abi sen. Devam edelim. Devam et. Birazdan durduracağım tekrar. Evet. Bull delirdi. Bull gitti abi.
Tamam, burayı fırlattı. Gidiyor. Bak şapkayı çıkardı. Tamam, artık bulun işi bitti burada. Güzel. Direkt bak, bir dakika. Buraya atladı abi. Bak buradaki hamburgeri almaya geldi. Hamburgeri alıp ne yapacak? Burayı da döktü abi, bir dakika. Aa! Adama vurdu. Adama vurdu. Bu ne abi? Bul burada atlıyor da. Burada adama vurdu mu, ne yaptı? Burayı tam anlayamadım. Adamın kafasını... Ha, adamın kafayı eziyor burada. Adamın kafasını ezdi gitti. Şu görüntüye bakalım. Bak burada insanlar tedirgin tedirgin etrafa bakıyor. Yolda çocuklar var. Başka herhangi böyle bir değişik görüntü var mı? Devam edelim. Aa, buraya da yazı gelmiş. 7'si ve 8'i gelmiş. Tamam. Bunların hepsini bir inceleyeceğim. Bir dakika. Bul. Bir dakika. Enteresan olaylar olmuş. Bulun. Tamam. Son akşam Bulun restoranında enteresan olaylar olmuş orada. Böyle bir devam ettirelim. Buraya basmayalım bir dakika. Şöyle hızlıca bir git abi sen tekrar. Durmamız gereken yerler var. Tamam, görüntü burada. Bul buraya geldi, dur. Bul buraya geldi. Bul buraya geldi. Evet, gördüğünüz üzere bul. Abi bul gitti. Bulun kafası gitti. Bak burada bir de yangın tüpü var. Tamam. Böyle devam edelim bulcum. Ne yapacağız başka? Etrafına bakıyor. Bitti. Çok ilginç ya. Gerçekten çok ilginç. Evet, şimdi buraya baktığımızda ayın 7'sinde, yani 95 yılında burada Dynamite'la alakalı bir şeyler var. Tam bu patlamanın gerçekleştiği zamanda yeni icattan bahsediyor. Yeni eldiven, onun elindeki bombalardan bahsediyor. Aa, bir dakika abicim, bir şey söyleyeyim mi size? Yavaş yavaş savaşçıların hikayesi ortaya çıkıyor. Bak, Dynamite o elmaslara sahip olarak Brawl Stars savaşçılarına dönüşmüş oldu. Şimdi burada da diyor ki son gece bulun restoranında ilginç şeyler oldu, ilginç aktiviteler oldu diyor. Rick diyor ki onun sahip olduğu şeyleri ben de alacağım gibi bir şey söylüyor. Yani Rick o zaman, ya o zaman belli oldu abi, açık açık, yani şöyle bir şey söyleyebilirim, açık açık değil de, yani bu teori olarak söylüyorum tabii ki, ama bence Rick de yeni gelecek olan savaşçılardan birisi olacak. Çünkü yavaş yavaş sanki yeni, ya eski savaşçılarımızın hikayelerini öğrenerek yeni savaşçıya doğru gidiyoruz ve bence bunun da ucunu net bir şekilde açık bırakacaklar diye düşünüyorum. Zaten bunları biz biliyoruz. Burada patlamanın haberi veriliyor. Şu an canlı olarak baktığımız zaman böyle bir gelelim abi. Şu an canlı mı bu? Evet, şu an canlı. Bak burada temizlik yapan birisi var yine. Yine park kapalı. Şu an bu 21.45 civarı çekiyorum ben. Evet, yani gece 12'de yine bir gün dönümüne girecek diye düşünüyorum. Dün gece baktığımda çok bir şey bulamadım ama şu, bir dakika, telefon. Bunlar yok. Bunlarda hala bir şey yok. Burada herhangi bir şey yok. Burada yine güvenlik görevlisi abimiz var ama şu notlardan açık bir şekilde burada öncelikli olarak Dynamite'la başlamış olduk. Dynamite'ın hikayesini gördük. Bence yarın, yani siz bu videoyu izlediğiniz zamanlarda yeni bir kod daha gelebilir. Yeni bir fotoğrafla beraber yeni bir kod daha gelebilir. Ve böylece yavaş yavaş etkilenen savaşçıları da göreceğiz. Bana göre, bana sorarsanız az önceki durumda gördüğümüz şey de, mesela bakın buraya bakıyoruz şimdi. Nerede bu? Şu an burada duruyor mu abi? Burada durmuyor. Tamam. Burada hazırda kodlarımız var. Mesela şu an bu kodu girdiğimizde arka tarafta bekleyen savaşçılarımız var. Bak mesela şu. Şunlar. Yani bak Dynamite burada attı gitti zehri. Böyle baktığımızda muhtemelen Bell'in hikayesini öğrenebiliriz ya da üçlülerin hikayesini yavaş yavaş öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Bul buradan nereye gidiyor? Muhtemelen Retropolis'e gidiyor gibi birçok hikayenin buradan anlam kazanacağını düşünüyorum. Çok heyecanlı zamanlar bizi bekliyor arkadaşlar. Bildirimleri açın. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda, yeni her detayda sizlerin karşısında olmaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.